40-50 sene önce birine söyleseniz böyle şey olur mu? Yani deli misin derlerdi ama ahir zaman fitnesi bunu da karşımıza çıkardı yani. Aynı model ama ayrı bir sanat yapmış. Biz hep parmak izlerimize bakarak bunu görüyoruz. Form, şekil, biçim aynı ama hiçbir insanın parmak izi diğerine benzemiyor. O yollar o kadar çok, o kapılar o kadar fazla sayıya gelmez. Birinin kapandığında hepsinin kapandığını zannetmek demek ki katmerli bir cehalet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyuhel aziz, Cenab-ı Hakk'a nazır ve ona vasıl olan yollar, kapılar, alemin tabakaları, sahifeleri, mürekkebatın nispetinde bir yekûn teşkil etmektedir. Cenab-ı Hakk'a nazır, ona bakan, ona vasıl olan, ona ulaşan yollar, kapılar, alemin tabakaları, sahifeleri, mürekkebatı nispetinde bir yekûn teşkil etmektedir. Sadece bu cümleyi anlasak Müslümanlar olarak iki milyar Müslüman birbiriyle dost olur, muhabbet olur. Aynı istikamete gittiklerini bilerek metodundan İslam'ı anlama tarzından, yaşama tarzından birbirlerine ne taş atarlar, ne birbirlerini haçlarlar, ne birbirlerini taşlarlar. Tekrarlıyorum cümleyi. Cenabı Hakk'a nazır, ona bakan ve ona vasıl olan yollar kapılar, alemin tabakaları, sahifeleri ve mürekkebatı nispetinde bir yekun teşkil etmektedir. Adi bir yol kapandığı zaman, bütün yolların kapanmış olduğunu tevehhüm etmek, cehaletin en büyük bir şahididir. Bu adamın meseli, gayet büyük askeri bir karargahı havi, büyük bir şehirde, karargahın bayrağını görmediğinden, sultanın ve askeriyeye ait bütün şeylerin inkarına veya teviline başlayan adamın meseli gibidir. Bu da bir teselli, bir ümit cümlesi efendim tekrarlıyorum. Adi bir yol kapandığı zaman, herhangi basit, şekli bir yol kapandığı zaman bütün yolların kapanmış olduğunu tevehhüm etmek, öyle zannetmek cehaletin en büyük bir şahididir. Çünkü o yollar o kadar çok, o kapılar o kadar fazla sayıya gelmez. Birinin kapandığında hepsinin kapandığını zannetmek demek ki katmerli bir cehalet. Böyle bir adamın, böyle zanneden adamın misali nedir? Gayet büyük askeri bir karargahı, havi büyük bir şehirde karargahın bayrağını görmediğinden sultanın ve askeriyeye ait bütün şeylerin inkarına veya teviline başlayan adamın meseli gibidir. Bayrağı, damgayı görmedi. Demek burada sultana ait, bu askeri karargahta askeriye ait hiçbir şey kalmadı. Hepsini inkar ediyor. Evet, böylesine bir yanlışlık. Demek ki bazı şekli belirtilerin, tezahürlerin olmaması ya da geriye çekilmiş olması Müslümana ümitsizlik vermemesi lazım. İlem eyyuhel aziz. Her şeyin batını zahirinden daha ali. Her şeyin batını iç yüzü, deruni varlığı zahirinden, dış yüzünden daha ali, daha yüce, daha kamil, daha olgun, daha latif, daha güzel, daha müzeyyen, daha süslü olduğu gibi hayatça dahi kavi, şuurca dahi tamdır. Daha güçlü bir hayat, şuurca daha tam bir varlık var. İç yüzü daha kıymetli varlığın. Ve zahirde, dış yüzünde görünen hayat, şuur, kemal vesaire ancak batından zahire süzülen zayıf bir tereşşuhtur. Yani içinde ne varsa dışına o yansıyor. Dışta görünen zayıf bir görüntü asıl güçlü, mükemmel varlık iç yüzü. Yoksa batın iç yüzü, camit, cansız, meyyit, ölü olup da ilim ve hayatı dışarıya vermiş olduğuna zehaba ihtimal yoktur. İç yüzü, cansız, meyyit, ölü olup ilim ve hayatı dışarıya vermiş olduğuna böyle olduğunu sanmaya ihtimal yoktur. Evet karnın, miden, evinden, cildin, gömleğinden, kuvve-i hafızan, ezberleme gücün, senin kitabından nakş ve intizamca daha yüksek ve daha gariptir. Bu sebeple işte karnın, yani miden, evinden, cildin, derin, gömleğinden ve kuvve-i hafızan, ezberleme gücün, senin kitabından nakş ve intizamca daha yüksek ve daha gariptir. Binaenaleyh bundan dolayı alemi melekut, alemi şehadetten, alemi gayb, dünya ve ahiretten daha ali ve daha yüksektir. Maalesef nefsi emmare, havai nefs ile, hevai nefs baktığı için zahiri hayatlı, zahiri dış yüzü hayatlı, ünsiyetli bir perde gibi meyyit ve zulmetli ve vahşetli zannettiği batın üstüne serilmiş olduğunu görüyor. Görmediğini ölü zannediyor. Yani iç dünyayı. İlem eyyuhel aziz, senin yüzün, veçhin o kadar küçüklüğüyle beraber geçmiş ve gelecek bütün insanların adedince kendisini onlardan ayıran ve tarif eden nişan ve alametleri havi olduğu gibi yüzünü teşkil eden, meydana getiren esas ve erkanında da bütün insanlar ittifaktadır. Bütün insanlarda biri tevafuk, diğeri tehalüf. Benzememek. Olmak üzere iki cihet vardır. Sanatı ilahiye, mucizeli sanat, şekil ve biçim, model aynı ama hiçbiri diğerinin aynı değil. Görüyorsun, Aa, yüksel abi diyorsun. Muhammed'le onu karıştırmıyoruz. Ama şekil, biçim, işleyiş, görüntü aynı insan. Bir benzerliği var insan olmak itibariyle. Her insanın bir de tehalüfü, birbirine muhalefeti, benzememesi var. Yaratılmış bütün insanlarda bu sanatı icra etmek ancak Rabbimizin kudretine mahsus bir mucizeli sanat. Bütün insanlarda biri tevafuk, biri, biri tehalüf, digeri tehalüf olmak üzere iki cihet var. Tehalüf ciheti, birbirine benzememe ciheti saniin yaratıcının muhtar olduğuna ihtiyaç sahibi seçim hakkı onun tevafuk ciheti ise benzemeleri ciheti ise saniin yaratıcının vahidi ehad tek bir eşsiz benzersiz olduğuna delalet ederler. Bu iki güzelliği ortaya çıkarıyor. Aynı model ama ayrı bir sanat yapmış. Biz hep parmak izlerimize bakarak bunu görüyoruz. Form, şekil, biçim aynı. Ama hiçbir insanın parmak izi diğerine benzemiyor. Gözle görüldüğü için, göz önünde olduğu için bunu fark ediyoruz. Ama gönül de öyle. Hiç kimsenin gönlü aynı değil. Bakışı aynı değil, tavrı aynı değil. Bu kadar milyarlar, trilyonlar başından sonuna kadar insanlarda bunu yapabilmek ancak Rob Rahim'e ait olabilir bu iki cihetin bir kasıdın kastıyla bir muhtarın ihtiyarıyla bir müridin iradesiyle bir alimin ilmiyle olmadığını tevehhüm etmek zannetmek muhalatın en acibidir en olmayacak iştir akıl orada iflas eder söyleyecek lafı kalmaz madem bu iki cihet var hem aynı cins hem illa bir farklı başkalık arz ediyor. Bütün insanlarda böyleyse nedir bu? Bir kasıdın kastıyla, bir maksatla böyle yapan, bunu kasteden bir güç var. Bir muhtarın seçim gücünün bütün elinde bulunduran bir gücün ihtiyarıyla, seçimiyle böyle oluyor. Bir müridin irade edenin iradesiyle böyle oluyor. Bir ilmi sonsuz olanın ilmiyle oluyor. Eğer bunların olmadığını tevehüm eden biri varsa muhalatın, imkansızlığın en acibini iddia ediyor demektir. Şimdi bu çerçeveden bakınca Allah'ın varlığını inkar yolu kalıyor mu? Kalmıyor. İşte ateizme giden yollar kapandığı için en kıdemli teori, insanlığın en eski teorisi iddia, böyle bir inkar, küfür iddiası. Fakat işin içinden çıkılamayınca bana sorarsanız sinsi bir oyun daha kurnaz, daha kandırıcı bir şey ortaya attılar son zamanlarda. Nedir o? Deizm. Yani Allah var, inkara güç yetmiyor artık. O zor yoldan çekiliyorlar. Diyorlar var ama yarattı. Hatta bir muzip bir arkadaşın şeyiyle, deizm iddiasındaki bir doçent arkadaşımızın sağ olsun diyor yarattı ama ki bizimle uğraşacak hali yok. Bıraktı bizi. Biz de yaşıyoruz. Hayatı yaşayacaksın diyor. Önüne gelen şekilde. Futbol diliyle topa gelişine vuracaksın. Fazla düşünmeyeceksin kısacık hayatta. Kendini yormayacaksın diyor. Şimdi bu çok sinsi, kurnaz, o arkadaşta olduğu gibi biraz saftirik hallerle söyleniyor. Ya nedir deizm? Herkes açıp da sözlükten deizm diye bir şey var, biz onu yapalım demiyorlar. Ama yapı, davranış, felsefe lügatinin yazdığı deizme tam denk düşürüyor. Allah var, Celle Celaluhu, ama bizimle artık bir irtibatı yok. Yarattı, bıraktı. Allah var diyeceksin. Dilediğin gibi keyfine göre, nefsine göre yaşayacaksın. Değilsin bu. Oh diyor kurtulduk. Son zamanlarda ilahiyatçı hocaları da içimizde ilahiyatçı varsa kusura bak İbrahim abi var ama kusura bakmaz. Efendim böyle diyorlar. İlmi meselelerin özellikle kader meselesinin benzeri meselelerin içinden çıkamayınca ya var kurban olduğum diyor. Ama velakin <laughs> <laughs> bu çağda diyor bu zamanda artık o meseleleri anlamak, ona kafa yormak, ortaya çıkarmak ömrü aşar. Zaten anlaşılmıyor. İyisi mi? En sakin yol, en kafayı rahat ettirecek yok deizmdir. Yani ilahiyat hocalarından birinin, birkaçının hatta beşinin, onunun böyle söyleyeceğini bundan 40-50 sene önce birine söyleseniz böyle şey olur mu? Yani deli misin derlerdi ama ahir zaman fitnesi bunu da karşımıza çıkardı yani. Bunu şunun için arz ediyorum. Tehlike büyük. Mesela onun için üstadın neden iman 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 dediğini anlıyoruz.